Seçime son bir hafta kala siyaset yine ifşa çukuruna düştü. Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ'ın öz kardeşi olduğunu söyleyen Ali Yeşildağ, YouTube'da FETÖ firarisi Cevheri Güven'in kanalında video yayınladı. Bu videoda anlattıkları üzerinden dikkatleri üzerine çekti. Yeşildağ ailesi daha önceden Sedat Peker'in anlattıklarıyla da yine çok konuşulmuştu. Gazeteci Erkac Erer iddialarla ilgili olarak Ali Yeşildağ neden konuştu sorusuna cevap. Zaten 2 yıl önce konuşmaya karar vermişti. Çünkü abileri kendisine çöktü. Paraları iç edip 5 kuruş vermediler. Tabii sadece abileri Hasan ve Zeki Yeşildağ değil. Acaba Mustafa Erdoğan bu videodan sonra hissesini ödemeye karar verir mi yorumunda bulundu. Peki Ali Yeşildağ kimdir ve nerelidir? İşte Ali Yeşildağ'ın ailesi ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler. Ali Yeşildağ aslen Rizeli. Yeşildağ, siyaset gündemiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmiş, vatandaşlar tarafından kim olduğu araştırılmaya başlanmıştır. Ali Yeşildağ'ın öz abisi olduğunu söylediği Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevinden arkadaşı olduğu bilinmekte. Hasan Yeşildağ, 1961 yılında Rize'de dünyaya geldi. Hasan Yeşildağ'ın 1990 yılından bu yana halı saha işletmeciliği, İnşaat ve gıda sektöründe faaliyetler gösterdiği bilinen bir şirketi var. Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ, 2017 yılından bu yana Türk Medya Grubu'nun da sahibi. Yeşildağ, bir dönem Kasımpaşa ve Rize Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca AK Parti Yönetim Kurulu üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği de yaptığına dair bilgiler var. Yeşildağ'ın ismi geçtiğimiz yıllarda Sedat Peker'in videolarında da yine gündeme gelmişti. Sedat Peker, geçtiğimiz yıl dijital tecrit başlamadan önce attığı tweetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine hedef almış ve onu suikastten korumak için hapse giren Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ı hedefe koymuştu. Deli Çavuş hesabı üzerinden paylaşımlarını yapan Peker, üç ayrı yapı diyerek, bakanlardan dahi güçlü ancak kamuoyunda çok fazla bilinmeyen, İktidara yakın 3 ayrı yapıya selam vereceğiz diyerek paylaşımlarını sıralamıştı. Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ'ın 25 milyarlık devlet ihalesi alan Yapı Yapı firmasının %25'lik gizli ortakları olduğunu öne sürdü. Hasan Yeşildağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapılacağı öne sürülerek İsrailli 2 kişinin tutuklandığı Çamlıca Kulesi'nde bulunan kafenin işletmecisi olduğu da açıklanmıştı. Sonraki gün paylaşımlarına devam eden Peker, Yeşildağ kardeşlerin 1994 yılında Kapalı Çarşı'da kuyumculuk ve döviz işi yapan bir adamın 20 yaşındaki oğlunu kaçırdığını söyledi. Öndeki arabada Zeki ve Hasan Yeşildağ vardı. 20 yaşında kaçırılan çocuk o arabanın bagajındaydı. Daha sonra çocuğun babasıyla beraber İsviçre'ye gittiler. 3 milyon dolar para alındı. Bu parayla Zeki Yeşildağ'ın İsviçre'deki bankalardan dolandırdığı paralar ödenerek suçlamalar düşürüldü, dedi. Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Hasan Dağcı ile ortak olduğu Detay İnşaat'ın CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden minyatür park kurmak için yer aldıklarını ileri süren Peker, Mini City adını verdikleri park zarar edince Yeşildağ ve Dağcı'nın CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçmesi sonrası Erdoğan'a yalvarıp kendisini ikna ettiklerini, zarar eden bu parkın fahiş fiyatla Antalya Belediyesi'ne satıldığını ileri sürdü. Peker, suskunluk davasının önemli isimlerinden Abdullah Çatlı'nın da Yeşildağ'ın şirketi yazıhane olarak kullandığını belirtti. Sedat Peker, Yeşildağ'ın Asala'yı bitirme eylemlerinde yer almak için İsviçre'de eylem yapma hazırlığındayken İtalya pasaportuyla yakalanıp İtalyanca bilmediği de ortaya çıkınca gözaltına alındığını anlattı. Hasan Yeşildağ'ın evinden bombaların çıktığını, buna rağmen 5-6 ay içeride kalıp tahliye olduğunu, bunun üzerine de İsviçre vatandaşlığı verildiğini anlattı. Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bahri Kasırga ile tanıştıranın da Hasan Yeşildağ olduğunu söyledi. Kasırga, bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığından bu yana çalışma ekibinde. 1980 öncesinde herkesin ufak bir eylemde yakalandığını söyleyen Peker, Yeşildağ'ınsa hiç yakalanmadığını, Fahri Kasırga sayesinde
bir olaydan da kurtulduğunu öne sürdü. Şimdi gelelim Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinden Hüseyin Beşli ve Ömer Özbay'ın kaleminden çıkan 2010 yılı basımlı Recep Tayyip Erdoğan, Bir Liderin Doğuşu isimli kitaptaki Hasan Yeşildağ portresine. Bakın Yeşildağ, Erdoğan'a yapılacak suikast ihbarını nasıl alıyor ve engellemek için işte böyle hapse giriyor. Hasan Yeşildağ, konsolosluktaki işlerini bitirmiş, çıkmak için kapıya yönelmişti. Güvenlik bankosunda oturan polis memurunu görünce durdu. Cengiz abi burada mı? Yukarıda. Hazır yolumuz düşmüşken uğrayıp bir selam vereyim dedikten sonra polis memurunun bir şey söylemesini beklemeden asansöre yöneldi. Normalde randevu almadan kimse yukarıya çıkamazdı. Cengiz Bey'le içli dışlı olduğunu bildikleri için kendisini bu kuralın dışında tutuyorlardı. Cengiz Bey Hasan'ı karşısında görünce sevinmişti. Odada kendinden başka asker tıraşlı, koyu takım elbiseli iki kişi daha vardı. Hasancığım hoş geldin dedi. Buyur otur. Seni misafirlerimle tanıştırayım. Türkiye'den geliyorlar. İkisi de bizden emekli. Çok değerli abilerimiz. Konuşmaya pek hevesli görünmeyen misafirler, tanışma faslı biter bitmez televizyondaki haberlere dalmışlardı. Spiker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylandığını söylerken arka planda Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri yer alıyordu. Cengiz Bey yüzünü tiksintiyle buruşturarak misafirlerine döndü. "Yahu kesemediniz gitti şu herifin sesini," dedi. "Bak hala konuşup duruyor." Misafirlerden yaşlı olanı "Az kaldı, hapishanede bitireceğiz işini, merak etme," diye cevap verdi. Sesi boğuk ve hırıltılıydı. Hasan Yeşildağ duyduğu sözlerin dehşetiyle donup kalmıştı. Adamlardaki pervasızlığa bak diye geçirdi içinden. Cinayete azmettikleri yetmezmiş gibi ulu orta dillendirmekten de kulaklarına inanamıyordu. Zerre kadar çekinmiyorlardı. O odada biraz daha kalırsa gittikçe artan tedirginliğin kendisini ele vereceğinden korkarak toparlanmaya çalıştı. Cengiz abisi Tayyip Bey'le tanıştığından habersizdi. "Müsaadenizle," dedi. "Benim kalkmam lazım. Gecikirsem trafiğe takılırım." Asansöre doğru yürürken başı zonkluyor, bacaklarının titremesine mani olamıyordu. Tamamen tesadüf eseri olarak elde ettiği bu bilgi hayati öneme aitti. Çünkü Cengiz Alkan, MIT İsviçre sorumlusuydu. Hasan Yeşildağ bu olaydan 2 hafta sonra Türkiye'deydi. Aldığı bilgiyi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan kardeşi Zeki Yeşildağ ile paylaştı. İkisi de bir süre için durumu Tayyip Bey'e açmanın uygun olmayacağını düşündüler. Ne gibi önlemler alabileceklerini gözden geçirirken Zeki kestirip attı. "Abi uzatmana gerek yok. Tayyip Bey'le beraber sen de gireceksin cezaevine. Mahpusluğun yabancısı değilsin. En sağlam çözüm bu değil mi sence de?" Hasan Yeşildağ hapishanede suikaste uğrayacağı endişesiyle Tayyip Bey'i yalnız bırakmamaya karar verdiğinde ilk iş olarak bankasına gidip bir çek defteri alır. Amacı yakın bir arkadaşına çek kesip vadesi geldiğinde ödemeyerek karşılıksız çek kesmekten içeri girmektir. Kendisini mahkemeye vermesi için arkadaşına bir de avukat tutar. Çekin üzerindeki rakam 370 bin TL'dir. O günlerde ha deyince bulunacak kadar basit bir meblağ değildir ve sonuçta karşılıksız çek yazmaktan mahkemelik olur. Dava aleyhine sonuçlanırsa 12 ay hapis cezası alacak, bunun 4 ayını fiilen yatmak zorunda kalacak. Duruşmada yana yakılı hakimden kendisini hapse mahkum etmesini talep eder. Hakim, 20 yıllık meslek hayatında ilk defa böylesine saçma bir taleple karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar. Hangi hapishanede yatacakları konusunda ihtimaller gözden geçirilir. Erdek, Karamürsel, Çorlu, Akyası derken Pınarhisar cezaevi kesinlik kazanır. Hasan Yeşildağ önceden gidip cezaevini gezer, yapılacak işlerin listesini çıkarır. Yönetimden gerekli izinleri aldıktan sonra kendilerine tahsis edilen koğuşu bir güzel temizletir. Duvarlara kağıt kaplatır, zemine boydan boya halı döşetir. Elektrik ve sıhhi tesisatı yeniler. Koğuşun bahçeye ve koridora açılan kapılarını boyatıp yalnızca içeriden açılabilen ilave sürgüler yaptırır. Çatıya manyetik bariyerler, bahçeye elektronik sensörler yerleştirir. Gerekli gördüğü kör noktalara da kamera sistemi kurdurur. Bu arada mahkum ve gardiyanlar da unutulmamıştır. Herkese pantolon, gömlek, ayakkabı, eşofman takımı alınır. Hasan Yeşildağ
Ağlığın vermekle kaim olduğunun farkındadır. Dışarıdaki işlerini bitirir. Reisten 3 gün önce Pınarhisar cezaevine teslim olduğunda mahkumlar ve gardiyanlar tarafından krallar gibi karşılanır. Boğuşu ve aldığı güvenlik önlemlerini son kez gözden geçirir. Her şey yerli yerindedir. Türkiye Cumhuriyeti Pınarhisar Kapalı Ceza ve Tevkif Evi mahzun ve utangaç bir çocuk gibi başını önüne eğmiş tarihi misafirini beklemekte. Kitapta bu anıların devamında Ergenekon iddianamelerine de yansıyan Erdoğan'a suikast planından vazgeçildiğinden, Yeşildağ tarafından korunarak Erdoğan'ın cezaevi günlerini tamamladığından da bahsediliyor. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.